92 yılında Tuzla Payı'nda 6.6 büyüklüğünde deprem oldu. Hani kırılmıyordu? 2000 yıldır kırılmayan fay diyor. 92 yılında açılsın bakılsın bir tarihler. Var orada. Ama sorun bu değil. Sorun şu. Deprem bilim insanlarının konusu. Yani faylar daha doğrusu. Deprem değil de faylar bilim insanlarının konusu. Bırakalım bilim insanları kendi aralarında tartışsınlar bu konuyu. Ne yapılması gerektiğine, depremin nasıl, nerede, ne zaman olacağı konusundaki çalışmalar tamamen bilimin konusu. Hangi bilimin konusu? Jeoloji ve jeofizik biliminin konusu. Depremi ölçen jeofiziktir. Sismolojidir. Jeofizin bir dalı olan sismolojidir. Depremin, düşünün, Kandilli Hastanemiz var. AFAD var. Bunların hatta Amerika'da mesela Ulusal Jeoloji Enstitüsü var. Bunlar daha bir dünyanın pek çok yerinde. İzmir'deki depremi saniyesinde kaydediyorlar. Peki ne yapıyorlar? Bunları değerlendiriyorlar. Hangi pay kırıldı? Ne tarafa doğru kırıldı? Nasıl kırıldı? Hangi büyüklükte kırıldı falan filan. Bunlar sismolojinin konusu. Jeoloji mühendisleri gidiyorlar bunların sahadaki izlerine bakıyorlar. Araştırıyorlar. Ondan sonra fay hatlarının canlı mı değil mi olduğunu anlamak için hendek kazıyorlar. Bu hendeklere bakıyorlar. Ama hendek rastgele yerde kazılmaz. Jeofizik ölçümlerle olası diri fayın yeri belirlenir. Buraya hendek kazılır. Rastgele yere kazdığınız zaman belki de hemen yanı başınızdaki fayı ıskalayabilirsiniz. Ama ölçümle yaptığınız zaman o fayın yerine iyice belirlersiniz. Hendeyi de doğru yere açarsınız. Yani demek ki deprem bilimi jeoloji ve jeofizik işbirliği ile çözümlenecek bir konu. Başka hiçbir şey değil. Ne sadece jeoloji ne sadece jeofizik. İkisinin işbirliğiyle. Ama maalesef meslek şövenizmi, diğerini reddetme anlayışı, az gelişmiş ülkenin az gelişmiş bilimcileri, meslektaşları diğer mesleği reddediyor. Görmezden geliyor. Maalesef bu böyle. Ama bunlar tabii halkı ilgilendiren konular değil. Demin de söylediğim gibi. Halkı ilgilendiren konu nedir? Deprem bana ne yapacak? Bana ne yapacak deprem? Esas olan bu. Yani depremin şu büyüklükte veya bu büyüklükte kırılmasından çok çok daha önemli. Biz halkı eğitiyor muyuz? Toplum olarak, yönetenler olarak halkı eğitiyor muyuz, eğitmiyor muyuz? Ona bakalım. Bir deprem öncesinde ne yapılması gerektiğini bilim insanları söyleyecek. Halk, bilim şeyleri, yöneticileri baskı yapacak diyecek ki bakın bilim insanları uyarıyor. Deprem olacak diyor. Beni koru. Çünkü anayasa gereği insanların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı var. Yaşama hakkı var. Yaşama hakkını kim koruyacak? Devlet koruyacak. Devlet her şeyden evvel halkın sağlıklı yaşamasını, güvenli yaşamasını sağlayacak önlemleri almakla yükümlü. Bütçesinin ilk maddesinde bunun olması gerekir. Var mı? Hayır. Yatlara, matlara para bulunuyorsa nedense halkın sağlığına para bulunmuyor. Diğer taraftan eğitim, ilkokuldan başlayarak, hatta anaokulundan başlayarak çocukları korkutmadan bir oyun gibi depremin nasıl olduğunu, deprem anında ne yapılması gerektiğini öğretmek lazım. İnanın çocuklara öğrettiğiniz zaman çocuklar ailelerini öğretirler. Çünkü ailelere beni dinlemez belki ama çocuğunu dinler. Baba, anne, hoca öğretmenim dedi ki şöyle şöyle yapmamız lazım, böyle böyle yapmamız lazım. Aileler de bunu öğrenmiş olur. Eğitimi bu şekilde daha çekirdekten başlattığımız zaman insanlar deprem bilinciyle yetişir. Bunun somut örneğini Japonya'da görüyoruz. Japonya'da deprem bilimine göre binalar deprem bilimine uygun yapılıp da bizdekine göre çok çok daha ihmal edilecek miktarda hasar olmasına rağmen
yıkım olmasına rağmen oradaki insanlar o kadar bilinçliler ki bir deprem anında ne yapacaklarını, nereye kaçacaklarını, nasıl kaçacaklarını, nereye çömeleceklerini biliyorlar. En cahilinden en akıllı şeyine kadar, okumuşuna kadar bunu biliyor. Bizde geçen sene bir deprem tatbikatı yapıldı AFAD tarafından. Çoğu kişinin haberi olmadı. Evet, ben de onlardan biriyim. Bana da mesaj gelmedi. Düşünün ki, halkı bilinçlendirmeden afet tatbikatı yapılmasının anlamı ne? Nedir yani? Bilmiyorsunuz. Tamam, şey yapılacak, saat 3'te deprem tatbikatı yapılacak. Peki ne yapılacak? Nedir deprem tatbikatı? Herhangi bir bilgi geldi mi? Hayır. Halk eğitildi mi? Hayır. Hatta çök kapan tutundu değil mi şeyi? Çök kapan tutun tatbikatı demişlerdi. Evet, yani burada esas halkı ilgilendiren konu depremin büyüklüğü, şusu busu değil. Bunlar bilim insanlarına bırakalım bunları. Biz halkı eğitmemiz gerekir. Biz derken devletin, hem merkezi devletin hem yerel yönetimlerin halkı eğitmesi lazım. Bir, halkın yaşamını koruyucu önlemleri alması, yıkılacak binaları tespit etmesi, kentsel dönüşümü bilimsel verilere göre yapması, rantsal verilere göre değil. Ama Türkiye'de kentsel dönüşüm değil, rantsal dönüşüm var. Çünkü rantı iyi olmayan yerlerde bakın hiç yapılmıyor. Hep rantı yüksek yerlerde yapılıyor. Çingene Mahallesi ne yaptı? Yerle bir edildi. Şimdi gökdelenler yükselmeye başladı orada. Çünkü orası merkezi bir yer. Evet. Lokasyon açısından güzel bir yer. Binlerce kat arttı birdenbire oranın rantı. Aynı şekilde İstanbul'da Hasanpaşa. Hasanpaşa halkı mutlu yaşadığı tek katlı, iki katlı binaların bulunduğu bir yerdi. Şimdi gökdelenlerden görünmüyor, gökyüzü görünmüyor. Ruh kaybetmek de üstümüze yok yani. Maalesef. Yani olması olmaması